Selamünaleyküm dostlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Kızılay ve AFAD neden hedefte? Evet dostlar, videoyu mutlaka sonuna kadar dinleyelim, izleyelim. Ve izledikten, dinledikten sonra mutlaka ama mutlaka paylaşalım. Herkesin bu çorbada tuzu olsun. Herkes elini taşın altına soksun. Çok önemli bilgiler. Evet, Kızılay yürüttüğü stratejiyle insani yardım çalışmalarında küresel bir aktör haline geldi. Kızılay, son 10 yılda 140 farklı ülkede doğal ve insan kaynaklı afetlere müdahale etmiştir. Devletin gönülleri fetheden ordusu olmuştur. Dikkatli dinleyin. Misyonerler dünyada büyük çalışma yürütürler. Dünyanın bir yerinde açlık, savaş ve deprem gibi doğal afetler olduğunda misyoner kuruluşlar oraya gidip yardım karşılığında halkın Hristiyan olmasını ister. Arkalarında büyük finans gücü vardır. ABD, Vatikan ve küresel lobiler. Adapazarı depreminden sonra Adapazarı müftüsü, yardım bahanesiyle gelen yabancılar para karşılığında halkı Hristiyan yapıyor demişti. Bu yolla bölgede yüzlerce kişinin Hristiyan olduğu öğrenildi. O yıllarda Protestan mezhebinden 1500 kişi bölgede çalışmıştı. Daha önemlisi var. NATO güçleri bir yeri işgal eder. Ardından misyonerleri bölgeye gönderir. Misyonerler işgale uğrayan halka yardım ederek Hristiyanlığı yayarlar. Irak işgali sonrası binlerce misyoner gönderilip yardım karşılığında halk Hristiyanlığa davet edildi. En önemlisi sözde yardım kuruluşları ile psikolojik harp yapan emperyalist odaklar. Mazlum coğrafyalardan birçok insan devşirdi. Şeytanların iyilik meleği gibi görünmesini sağladı. Türk ve Müslüman kuruluşların yayılmasını engellediler. Bu sinsice yapılıyordu. Misyonerler ve emperyalistlerin önündeki en büyük engel İHA, Kızılay gibi Müslüman yardım kuruluşlarıdır. Bu yardım kuruluşları son 10 senede dünyanın her yerine yardım götürerek misyonerlerin Avrupa Birliği ve ABD'ye bağlı insan devşirme kuruluşlarının çalışmalarını engelledi. Kızılay bugün 140 ülkeye yardım götürüyor. Gittiği her yerde yaptığı yardımlarla misyonerlerin Hristiyan yapma çalışmalarını, emperyalist devletlerin melek rolüne soyunan propagandasını engelliyor. İHA da engelliyor. Bu durumdan üst akıl ve Vatikan kuruluşları rahatsız oldu. Bu sebeple Türkiye'deki kuklalarına Kızılay yolsuz, vergi kaçırıyor, hırsız, yardım parasına çöküyor, çalışmıyor, milleti aldatıyor, dedirterek yıpratıyorlar. Böylece insanların Kızılay'a yardım yapması engellenerek Kızılay güçsüz düşürülmek isteniyor. Bu AFAD'a da yapılıyor. Kızılay, AFAD, TSK ve benzeri milli yerli kurumlar yokmuş gibi propaganda yapmak tam bir psikolojik harp. Emperyalist güçlerin içerideki kuklalarına yaptırdığı yıkıcı bir operasyondur. 5. kol faaliyeti kapsamında yapılan operasyondur. FETÖ bu operasyonlarda kullanılan en büyük araçtı. 5. kol faaliyeti nedir? Savaş ile ele geçirilemeyen bir kitleyi ya da devleti propaganda, casusluk yoluyla etkileyerek ele geçirme faaliyetidir. Bu işte yerleştirilmiş, satın alınmış insanlar kullanılır. Türkiye 5. kol faaliyetinin en yoğun olduğu ülkelerdendir. Bugün Kızılay, AFAD ve TSK'ya yapılan yıpratma operasyonu dış odaklı. Bu görevi içimizdeki dışarıya çalışan kuklalar yerine getiriyor. Bugün Kızılay dünyanın her yerine yardım götürerek Türkiye'nin prestijini arttırdı. Üst aklın Asya ve Afrika'da insan devşirme oyununu bozuyor. Kızılay gibi yardım kuruluşlarına, TSK'ya operasyon yapma görevi üst akla çalışan insanlara verildi. Sinsice yapıyorlar. Bu yardım kuruluşlarına iftiralar atılarak halk nezdindeki itibarları sarsılıp zayıflatılıyor. Böylece bu kurumlar üst akla engel olmaktan çıkacak. Yerleştirilmiş, büyütülmüş insanlar kritik zamanda öyle yazılar yazıp konuşmalar yapar ki aslında operasyondur, anlayamazsınız. Tam zamanını beklerler. Organize harekete geçerler. Şaşarsınız. O çocukları yani operasyon çocuklarıdır.
sinsice görevlerini yerine getirirler. Bu operasyon çocuklarına inanmış kitlelerde Kızılay, AFAD, TSK, TİKA, İHH gibi milli yapıları hedef tahtasına koyuyor. Sorgulamıyor. Kızılay aynı zamanda Kızıl Elma'dır. Türkiye'nin dünya hedeflerinin en büyük aracıdır. Uyanın, kurumlarınıza sahip çıkın. O çocukları, yani operasyon çocukları son 2 senedir ve son zamanda hiç olmadığı kadar aktif. TSK'ya kimyasal silah iftirası da bunun bir parçasıydı. Evet dostlar, ülkemizi, milletimizi, vatanımızı bu o çocuklarına bırakmayalım. Bunların oyunlarını her şekilde bozalım. Bozmanın bir parçası da bu tarz bilgileri paylaşmak, insanların önüne çıkarmaktır. Evet dostlar, hepiniz Allah'a emanet olun.